İstanbul'da Kadıköy Tavşantepe metrosunda gidiyor bir kadını bıçakla tehdit ediyor. Böyle küfürler savuruyor. Kocaman elinde bir bıçak. O saldırgan, onun adı Emrah Yılmaz. Yakalandı, ifade verdi mi, vermedi mi, nasıl yakalandı? Ozan bize aktarsın, ardından bakalım. Hülya Akınek, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü, ancak bugünün arefesine maalesef ki vahim görüntülerle girmiştik. Dün Kadıköy Tavşantepe metrosundaki o görüntüler infial yaratmıştı. Bir saldırgan elinde bıçakla tehditler savurmuştu. O saldırgan yakalandı ve şu sıralarda Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde buradaki işlemleri hala devam ediyor. 10 dakika içerisinde de işlemlerin tamamlanmasının ardından da Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek. Biz de bir kez daha söyleyelim. Saldırganın adı Emrah Yılmaz, 32 yaşında Emrah Yılmaz ve tabiri caizse bir suç makinesi, 23 ayrı suç kaydı bulunuyor Emrah Yılmaz'ın. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri artık harekete geçti ve saldırganın izini sürdü. Gece saatlerinde saatler 02.30'u gösterdiğinde saldırganın adresi belirlendi ve adresine baskın yapıldı ve Emrah Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Görüntülerde elinde bulunan o bıçak da Emrah Yılmaz'ın evindeydi. O bıçak da o operasyonda ele geçirilmiş oldu. Dediğim gibi yapılan incelemelerde Emrah Yılmaz'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. 23 suç kaydı bulunuyordu. Peki neydi o suçlar? Onlardan da bahsedeyim. Kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 23 ayrı suçtan kaydı bulunuyordu Emrah Yılmaz'ın ve Emrah Yılmaz'ın tehdit ettiği, küfürler savurduğu Sena Nur Damgacı da konuştu ve annesiyle birlikte yolculuk yaparken tehditler savurduğunu, o saldırganın ve küfürler ettiğini söylemişti ve bıçağı da savurduğunu ifade etti ve tekvandocuyum, kendime güvendim ama o sırada çok korktuk ifadelerini kullandı. Ama dediğim gibi görüntüleri pek çok kez izledim ben. Sizin de gördüğünüz gibi Sena Nur oldukça soğukkanlı bir şekilde davranıyor ve bir şekilde de bu saldırıyı da bertaraf etmiş oldu. Dediğim gibi bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü. Maalesef ki bugünün arefesine çok vahim görüntülerle girdik. Türkiye'de son 10 yılda 2534 kadın cinayeti işlendiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum ama neyse ki saldırgan böyle bir eylemde bulunamadı. Tekrar etmekte fayda var. Dün akşam saatlerinde Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir saldırgan elindeki bıçakla kadına tehditler savurmuştu ve bıçağı da savurmuştu. O saldırgan Emrah Yılmaz'ın 23 suç kaydı bulunuyor. Şu sıralarda da aslında dediğim gibi operasyon düzenlenmişti gece saatlerinde. Gece saatlerinden beri hemen arkada gördüğünüz Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde oradaki işlemleri devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika sonra da Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Hülya Akınek. Teşekkür ediyorum. Ozan bize aktardı.